Herkese mutlu günler. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini sizler için mercek altına alacağız. Ve konuğum Gökhan Aktaş, futbol analisti. Gökhan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese iyi seyirler. Evet Gökhan, 21 Kasım saat 7'de NEF Stadyumunda Galatasaray-Fenerbahçe ile karşılaşacak ve tribünler tam kapasite dolacak. Bu da çok önemli bir bilgi tabii ki. Fenerbahçe 3 Ekim'den beri kazanamıyor. Evet. Şöyle baktığımız zaman son 4 maçında 1 puan alan bir Fenerbahçe ve Kayseri Spor maçının ne kadar problematik olduğunu biliyoruz Fenerbahçe için. Kesinlikle. Fenerbahçe transfer dönemine hocasız başladı ve bilindiği üzere daha sonra Vitor Pereira'yı görev başına getirdi. Ama Vitor Pereira Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra üçlü savunmayı tercih eden birçok Avrupa'daki birçok hoca gibi üçlü savunmayı tercih etti ama baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kanat beki yok. Kesinlikle. Fenerbahçe'nin yani Atilla Salah evet oynayabiliyor ama bek özellikle stoperi yok. Ve Fenerbahçe'nin o üçlü orta sahada daha doğrusu 2 yani 4-3 1-2 gibi oynadığı zaman Mesut'la İrfan Can'ı bir formül içinde de oynatamıyor. Kesinlikle. Bunu biraz tartışalım. Sözü sana vereyim ve ekrana benim yaptığım muhtemel Fenerbahçe 11'ini getireyim. Bir de şunları söyleyelim. Tabii Sasha Boye sakat. Arda Turan'ın ve bilindiği üzere uzun süredir Omar'ın bir sakatlığı var Galatasaray'da. Fenerbahçe'de ise çok önemli Altay, Valencia ve Luis Gustavo şu anda sakat gözüküyor. Tabii milli aradayız. Umarım Galatasaray açısından da Fenerbahçe açısından da kimsenin daha fazla sakatlanmasını istemeyiz. Gökhan Aktaş, bu söylediklerimin ışığında nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Vitor Pereira 4-2-3-1'e döner mi? Ki bir futbol sever olarak yani futbolun aklı dönmesi gerektiğini söylüyor. Senin görüşlerin ne dostum? Ya ben bu kadar keskin bir dönüşü Galatasaray maçında yaşayacağını zannetmiyorum. Çünkü hani ligin ilk haftasından bu haftasına kadar üçlü savunmayla gelen Pereira Galatasaray maçında 4-2'ye dönerse bu iki kere kumar. Yani zaten üçlü oynaması bir kumar, kanat beksiz. Bir de dörtlüye dönüp maçı kaybettiği an bu sefer iki kez kaybetmiş olacak. Yani bir maçı iki kez kaybetmiş olacak. Bu onun için çok daha büyük bir sorun ki hali hazırda zaten topun ağzında. Yani hem Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve hem işte teknik direktör Pereira. Son maçta da gördük taraftarların her ikisine de tepkisini. Fenerbahçe sene başında, gerçi Fenerbahçe'de son iki sezondur bayağı büyük bir plansızlık var. Transferde, işte teknik direktör seçiminde. Teknik direktörü seçmeden önce transfer yapıyor. Bu sefer teknik direktör bu oyuncuyu beğenmiyor. Geldiği sistem çok başka. Elindeki oyuncu profilleri çok başka. Yani o yüzden yaşadığı bütün problemler aslında genel olarak transfer mühendisliği ve kadro mühendisliğinin yanlış olmasından kaynaklanıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, şimdi Tactical Pad'e baktığımız zaman benim yaptığım 11. Tabii ki burada Berke var. Çok yetenekli bir kaleci ama özellikle yan toplarda ve birebirde çıkışlarda beklendiği üzere maç eksiğinden ve üst düzey maç oynamadığı için bir tutukluk yaşıyor. Bu bir kere eksi puan olarak yazıyor Fenerbahçe'ye. Ve geri üçlüsünü bu şekilde bekliyorum ben. Sol stoper işte Atilla Salahi, Kim Min-jae ortalarında Tisserand sağ stoper. Vallahi. Önlerinde Zayh, Mert Hakan. Onun önünde Mesut Özil artık tabii ki Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamasından sonra çok büyük ihtimalle oynayacak. Oynayacak, aynen. Solda Ferdi, sağda Osayi dedim. Burada Berisha, İrfan Kahveci ama şu da olabilir. Yani Berisha'yı kenara alıp Serdar Dursun, İrfan Kahveci de olabilir. Ama ben İrfan Can Kahveci'yi bekliyorum dostum. Ya şöyle, İrfan Can Kahveci'nin sakatlık durumu vardı ama eğer Galatasaray maçına yetişiyorsa muhtemelen oynayacak. Evet. Yani Mert Hakan da bence bank oynayacak. Çünkü hem Kayseri maçındaki istek vazimleri hem de bir önceki Antwerp maçındaki performanslarıyla bence orada oynamayı direkt onlar garanti altına aldı. Stoper hattı zaten hiç değişmiyor. Tisserand, Kim Min-jae ve Zalai. Ferdi de değişmiyor. Bir şekilde ya solda ya da sağ kanatta ikisinden birini mutlaka oynatıyor. Osayi Samuel son zamanlarda formasını Nazım Sangare'ye kaptırdı diyebiliriz. Son iki maçta hep Nazım Sangare oynuyordu. Evet. Benim kafama takılan tek şey bu senin kurduğun 11'de. Hani İrfan Can Kahveci ile Mesut Özil aynı anda olmuyor. Burasını biliyoruz. Ya zaten hani futbol aklı da bunu söylüyor ama hani gelip Galatasaray maçında hem ben İrfan'ı kullanacağım hem Mesut Özil'i kullanacağım hem de senin dediğin gibi Ali Koç'un açıklamalarından sonra bir şekilde de oynatacağım derse ki umarım oynatır, kendi ayağına sıkmış olur diye düşünüyorum ben.
Şunu ekleyeyim. Tamam. Kesinlikle. İrfan Can Kahveci oynaması tabii ki yani ben Galatasaray açısından keşke onun yerine Özil oynasa. Hatta Pelkas mı Özil mi? Ben yine Özil oynamasını isterim. Çünkü Özil topsuz oyunda hiç yok. Tamam, çok kaliteli bir ayak. Hani kilit pas atabilen, asist yapabilen bir oyuncu ama Özil'i yani olmayacağını ta Arsenal'den takip ettiğim üzere yani yıllardır yok aslında Özil. Ama Özil'in de oynayacağı bir formül bulacak gibi. Vitor Pereira, Serdar Dursun için ne diyorsun? Berisha yerine Serdar Dursun olur mu? Şimdi Berisha playmaker'da olan bir oyuncu. Şimdi arkasında hem İrfan Can hem de Mesut oynadığı zaman bence orada Berisha'ya çok gerek kalmıyor. Çünkü orada artık bir hedef santrafora ihtiyacım var. Zaten arkasında hani pasörlük konusunda Zayt da dahil olmak üzere çok böyle 3 tane gerçekten standart üstü oyuncu varken hani Berisha'yı da sahaya atmak, ne yapacaksın yani, 6 pasa kadar pas yaparak mı geleceksin? Seni zaten oraya sokmazlar. Orada bir tane hedef santrafora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani ben yani futbol aklı bunu söylüyor. Ha, Berisha ile oynarsa benim daha çok işime gelir. Çünkü bu şöyle demek oluyor. Galatasaray'ın ceza sahası işte zon 14'e kadar devamlı bir pas opsiyonu arayacak. Ve çok da hani altı pasa girmeyen oyunculardan oluşan bir yapısı olacak. Açıkçası ön alan baskısı da yapmayacak bu şekilde. Ki İrfan Can, Mesut ve Berisha'nın olduğu bir ön taraf ön alan baskısı yapamaz. Yapsa bile en fazla 10 dakika falan. Galatasaray'ın çok çok işine gelir ki umarım böyle olur diye düşünüyorum ben. Şimdi Fenerbahçe 11'ine baktığımızda biz tabii Galatasaray 11'ini çok daha detaylı inceleyeceğiz önümüzdeki dakikalarda ama genel olarak baktığımızda 3 stoper işte 2 tane açıktan, sol açıktan, sağ açıktan kırma kanat beki, orada Nazım Sangare de olabilir ki onun skor olarak tabii ki çok daha etkisiz Osay Samuel'e nazaran. Burada bak yani 3 oyuncuya bir skor yükü düşüyor ileri üçlüsüne. Ve o 3-4-3'ün ya da artık nasıl söylersen 3-4-1-2'nin ileri üçü de skorer ileri üç değil. Çok formda, evet, İrfan Can formda sakatlıktan sonra milli takıma da gitmedi. Şu anda fit. Ama orada yani Berisha ve Özil için çok formda olduklarını söyleyemem. Berisha tabii daha adaptasyon sürecinde halen. Çok kaliteli bir oyuncu ama hep sistemin parçasında yetişmiş bir Berisha var. Şu anda farklı bir sistem Fenerbahçe'de. Daha doğrusu farklı bir sistem derken bir arayışta olan bir Fenerbahçe var. Şu olabilir. Beklentiler bir şekilde hocanın 4-2-3-1'e döneceği. Yani Nova'a koyarsan sol beke. Orta tandemde Kimmin ve Atilla Salah'ı stoper tandeminde. Onların önünde işte Zayh, Mert Hakan, işte sağ bek o zaman Nazım olur. Ve 4-2-3-1'de yani şöyle hemen yapabilirim aslında. Yapsak da iyi olur. Evet, yani ben olsam futbolun aklı şöyle çık diyor. Eğer İrfan Can'la Özil'i kullanacaksın ama bekleyip göreceğiz sevgili dostum. Burada da benim tercihim şu an için Serdar Dursun olur bu arada. Onu da söyleyeyim çünkü çok daha böyle tekte vuran, daha tehlikeli, daha stoperleri zorlayacak bir oyuncu. O zaman şöyle yapalım. Biraz Galatasaray'ın muhtemel 11'ine yoğunlaşalım. Tamam. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine de şöyle ekrana getirmek istiyoruz. Evet, ben bunu tabii ki böyle yani çok fazla arada tepki alıyorum. Alper abi yine çam ağacını dikti buraya falan diye. Şimdi bu aslında evet. Bu aslında yani şöyle açıldıkları an 4-1-4-1 oluyor. Değil mi? Aynen. Tabii tabii. Ya da şöyle olabilir. Şöyle bir kaymada şu kadro. Şöyle bir kaymada ister istemez 4-4-2'ye evriliyor. Ya da 4-4-1-1'e evriliyor. Ya da 4-2-3-1'e de evriliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sayılar üzerinde çok fazla yoğunlaşmayalım ama buradaki en kritik olay hücum hattının Kerem, Mustafa, Halil ve Morutsan'dan oluşması. Yani Kerem, Halil ve Morutsan'ın akışkanlığı ve Halil için bir partnerin önemli olduğunu çok söylediğimiz zaman biraz eleştirilmiştik ama milli maçta Halil çift santrafor, daha doğrusu çift forvette orada bir partnerle neler yapabileceğini gösterdi. Kesinlikle. Sen bundan farklı bir kadro bekliyor musun? Sofyan Feghouli çok formda. İşte Van Aanholt yerine tabii Ömer tercihi oldu. Mbaye Jackne hazır. Gördük. Hazırlık maçında da gördük. Senin görüşlerin ne Galatasaray'ın muhtemel 11 açısından? Bu 11'deki 10 futbolcu bence garanti.
Evet. Mustafa'ya kadar. Yani Mustafa'da olay şu olabilir. Mustafa yerine Jack ne olabilir? Hı-hı. Ya da Halil oraya gidip Morutan merkeze gelip sağ tarafta Feguli olabilir. Ya yani ama şunu biliyoruz. 10 tane futbolcu garanti. Yani Muslera değişmeyecek, Marko Nelson, Yedlin, Van Aanholt değişmeyecek. Hı-hı. Berkan Çika, işte Kerem Halil ve Morutan, bunların 10 tanesi kesinlikle değişmeyecek. Ya zaten bunu hep söylüyorduk. Galatasaray'ın muhtemelen hani şöyle yapması lazım. Bir en az 8 veya 9 futbolcuyu banko her hafta arka arkaya oynatması lazım. Artık o şeye geldik. 13. hafta itibariyle. Yani o duruma geldik. Tek sorun zaten şu an elimizde kalan en büyük sorun santrofor hattımız. Nasıl evet. oynayacağımızı, hala hangi oyuncuyla oynayacağımızı ve hücum opsiyonları ne şekilde hangi oyuncuya göre düzenleyebileceğimizi daha çözemedik. Zaten hani bizim XG işte ortalamamızla attığımız golden zaten bir oran orantı yaptığın zaman bunu ortaya çıkartıyor her şey. Ama onun dışında geri kalan her şey Galatasaray için pozitif ilerliyor. Hatta milli takımda bile. Evet. Çünkü bu yani dün mesela şunu gördük. Tabii ki Cebeli Tarık bir ölçü değil. Ama Kerem, Halil, ondan sonra Barış Alper. Hı hı. Üçünün ilk 11 başlaması, ardından oyuncu değişiklikleri, Berkan'ın gelmesi. Evet. Bence pozitifti ve katkıda da yaptılar. Fenerbahçe maçıyla kıyaslarsak da bence Fenerbahçe'nin şu an o aradaki hat kopuklukları ve oyuncu profillerindeki uyumsuzluklar Galatasaray için aslında bir ilaç. Hı-hı. Neden? Çünkü Galatasaray artık savunma ve orta saha hattı oluşmuş bir takım. Yani hı-hı. orada istediği gibi üstünlüğü alıp hani Fenerbahçe'nin üstüne çok rahat gidebilir. Sadece hücum organizasyonunda ki Fenerbahçe'nin de bence hani aslında çok sağlam olan yeri de stoper ve kaleci hattıydı ama onlar da son 6 maçta 12-13 gol falan yedi yanlış evet. hatırlamıyorsam. Ama tabii bu ara bir dönem onlar için. Zalai, Kimmice ve Tisseren iyi stoperler. İşte orada onların o üçlü savunmadaki defolarından faydalanmamız lazım. Peki sen hani Feguli olabilir dedin. Feguli hı hı. olmalı mı diye sorayım. Bir de şöyle bir örnek vereyim sana. Son 6 maçta 4 gol atan bir Mustafa Muhammed var. Aynen. Yalnız problematik bir olay yani travmatik bir olay diyelim. Penaltı kaçırdı Beşiktaş maçında. Aynen. Ama oyuna girdikten sonra Karagümrük'te golünü attı. Şöyle zaten baktığımız takımı... zaman da Halil'le böyle daha böyle hani pas ilişkisine aynen. girebilecek. Mbaye Diagne oyun içinde top tutmada, paslaşmada yapıyor bunları ama yani Mbaye Diagne bunları yapıp yapsın diye de bir oyun planı kuramıyorsun. Yani güvenemiyorsun. Orada bir istikrarsızlık olabiliyor. Hani bir maç hiç kesinlikle. Yapmıyor. Bir maç bakıyorsun ya bu adam Mbaye Diagne sağdan götürüyor topu mesela şey gibi. Kanat oyuncusu gibi. Rize maçı örneğin. Şimdi bence 3 şeyi burada sağlamasını yapabiliriz. Birincisi Halil'in tek santrofor olarak Galatasaray'ın istediği hücum varyasyonlarını gerçekleştiremeyeceğini biliyoruz. Evet. Çünkü gerçekten milli takımda da çift santrafor oynadığı zaman ne yaptığını gördük. Galatasaray'da da öyle. İkincisi Galatasaray'ın en çok gol beklentisi oluşturup gole en çok katkı yapan santraforu şu an ligde Mustafa olduğunu da biliyoruz. Evet. Ve üçüncüsü Cagney'in bu sezon özellikle sonradan girdiği maçlarda çok güzel etki yaptığını, Rize maçı olsun hı hı. işte ileride top tutmasıyla şeydeki maçta hem Marsilya hem şey maçı sen söyle. Lazio. Lazio, Lokomotiv Moskova keza öyle. Yani B planında çok iyi bir parçası olduğunu biliyoruz. O zaman burada şöyle yapacağız bence. Senin kurduğun şu kadro bence ideal kadro. İlk 11 olarak. Mustafa hı hı. ve Halil beraber oynamalı. Morutan ve Kerem, Çıkıldağ, Berkan. Bu kadro çok ideal. Böyle başlamalıyız. Skoru aldıktan sonra bence Mustafa Cagne değişikliği yapılabilir. Hani hem ön tarafta topu tutması hem oradaki stoperlerle savaşması açısından. Hani dediğim gibi bence burada hücum organizasyonlarını nasıl konuşacağımızı veya da nasıl kuracağımızı beklemek lazım. Bir de Feguli sorusuna gelince yani Feguli bence ligin en kaliteli futbolcusu. Futbol aklı olarak. Ama form olarak o kadar düşük ki yani kendisinden beklenenin şu an hani sezon başında 5'te 1'ini veriyordu. Şimdi 10'da 1'ini falan veriyor. Tamam son 2 maç gol ve goller attırdı. Ama hani mesela Lokomotiv Moskova maçında işin doğrusu neydi? Orada Kerem'e vermek. Evet. Daha müsait. Atamasaydı çok büyük infial olacaktı. İşte şey maçında Gaziantep maçında mesela girdi asist yaptı falan ama hani o asistlerden önce önüne atılan 2 top var koşamadı yani bildiğimiz. Bayağı form olarak geride ve fiziksel form olarak yani ben aslında
Sofyan Feghouli'yi şimdi baktığımızda milli takımda evet iyi performans gösteriyor. Galatasaray'da kritik yerlerde kritik goller attı. Şu genç kadro içinde olmalı mı? Evet isterim olmalı ama bu sefer Sofyan Feghouli bu kadroyu alınca ki alalım öyle konuşalım onun üzerinde konuşalım. Evet. Burada yapabileceğin tek şey Halil yerine alacak. Pardon Mustafa yerine alacaksın. Tabii. Sofyan Feghouli'yi alıp Morutsan'ı böyle çekeceksin. Tabii. Feghouli'yi böyle çekeceksin. Ya da aynen. Şöyle bir şey yapabilirsin. Hani orayı üçlü nasıl diyeyim şöyle 4-1-4-1 şeklinde Feghouli'yi böyle alıp Morutsan'ı şöyle çekeceksin. Hı-hı. Ama dediğimiz gibi o pas bağlantılarını, işte hücum varyasyonlarını çok fazla Halil'in olduğu, Halil'in tek santrafor olduğu bir oyun yapısında oluşturamıyoruz. Bundan dolayı ben Sofyan Feghouli'nin A planının bir parçası olmasına karşıyım sevgili dostum. Bir de üçlü stopere karşı tek yani santraforlu sistemle çıkılmaz. Yani büyük. Evet çıkılır ama yani şöyle tabii söyleyeyim. Tabii çıkılıyor ama örneğin, yani, santraforlu etki alamazsın. Evet ileri üçlünden, ileri üçlünün farklı olması lazım yani. Örneğin bir işte Mane, Firmino, Salah gibi tabii, bir üçlü olur. Ya da tam tersi mesela bir kanat, örneğin bir Larin, Kyle Larin olur sol tarafta. Sağ tarafta işte Kerem Aktürkoğlu, ileride Mustafa Muhammed gibi bir oyuncu olur. Öyle bir üçlüyle çıkarsın. Yine 4-1-4-1 ya da 4-3-3 şeklinde çıkarsın. Olur ama kesinlikle katılıyorum. Orada Galatasaray ister istemez bir modern 4-4-2'ye dönecek. Yani. O zaman bu bölümü bitirdik. Bundan sonraki bölümde sevgili dostlar biraz da istatistik olarak inceleyeceğiz. Hem Galatasaray, Fenerbahçe'yi, özellikle Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı daha önceki programlarda inceledik. Oyuncu izleme platformu Y-Squad'la. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.